Camiamızın tüm değerli bireylerine, taraftarlarına, kongre üyelerine, Yüksek Divan Kurulu üyelerine sevgi ve saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Bugün hem A takım futbol yapılanmamız hem de altyapı futbol yapılanmamızla alakalı bazı bilgiler vermek için Fenerbahçe TV'de buluşmak istedik. Futbol A takımdan başlamak isterim. Şimdi futbol A takımla alakalı tabii ki son 2 yıldır hatalar yapıldı. Bunları da üzerimize alıyoruz. Bunlardan da ders çıkartarak çok daha sakin, çok daha inceleyip sık dokuyarak adımlar atıyoruz. Bu adımların ne olduğu sezon sonunda tek tek açıklanacaktır. Hem başkanımız hem yönetim kurulumuz tarafından. O konuda kesinlikle taraftarın içinin rahat olmasını istiyorum. Şu anda sonuç itibariyle sezon bitmedi. Ben bazı eleştirilere bakıyorum, sezon bitmiş gibi bizden açıklamalar bekliyor insanlar ama unutmamak gerekiyor ki 8 haftalık şu anda bir hala profesyonel futbol ligi devam ediyor. Potansiyel kupa maçlarımız devam ediyor. Dolayısıyla sezon bittikten sonra tabii ki bazı açıklamalar yapıp taraftarımızın yüreğine su serpeceğiz. Tahir Hoca konusuna gelince biz A takımla beraber altyapıyla da ilgili bazı adımlar atma kararı aldık. Kendi yaptığımız araştırmalarda hem özellikle Ege bölgesindeki futbolcu havuzuna hakim olmasından dolayı kendi profesyonel futbol yaşasında 37 yaşına kadar profesyonel oynamış bir kariyer olmasından dolayı Türk futbolundaki bize ulaştırılan referanslarından dolayı çocuklara dokunma, babacanlık, abilik üslubu altında iyi hocalık yapmasından dolayı Tahir Hoca ile de altyapı için anlaşmaya vardık. Tabii ki kendisinin de pro lisansı var. Bu durumda bence de hem A takım hem altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek kendisi önümüzdeki sezonu itibaren. Arada bir köprü görevi kuracak. Bu çok ciddi bir görevdir. Dolayısıyla bence hem onun avantajını hem bizim avantajımız da bu 8 haftalık süreçte A takımımıza da yardımcı olacak pro lisansı olduğu için. Bu 8 haftanın sonunda da altyapıdaki görevine devam edecektir. Ama dediğim gibi dere ağzına gittikten sonra da o Samandıra'daki köprü görevi bitmeyecek. Yani o şey hep devam edecek, o ilişki hep devam edecek. Ben de kendisini bir kere daha resmi ağızdan Tahir Hoca'ya da hoş geldin diyorum Fenerbahçe'mize. Şunu söylemek isterim. Teknik direktör beklentisinde camiamız, onu da çok iyi anlıyoruz. Demin dediğim gibi sezon sonunda bu açıklamaları yapacağız. Sezon sonuna kadar şu anda eldeki kadroya devam edeceğiz. Öncelikle o kararımız hayırlısı olsun. Hocanın önemi kadar hocanın etrafını nasıl donatacağımız, kimlere donatacağımız da çok önemli. Bu bağlamda bununla dersini çalışıyoruz. Bununla ilgili de inanın gece gündüz insanlarla görüşüyoruz. Referanslar topluyoruz. Aklımızdaki insanlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Karşılaşması var önümüzde ilk olarak. Neler söylersiniz? Tabii taraftarlarımız da maalesef gelemiyor. Şartlarından dolayı şu maçı oynayabiliyor olmamız bile bence büyük bir olay. Onun için öncelikle Fenerbahçe'miz, çubuklu formamız, Saracoğlu çimlerine yendi, enerjilerini esirgemeyeceklerini biliyoruz. Çok önemli bir maç. Uzunca bir süre sonra